AliExpress'ten almış olduğum tüplet diye geçen bu görmüş olduğunuz LED'i sipariş ettim ve bana yaklaşık 3 hafta içerisinde geldi. Fiyatını soracak olursanız 33 liraydı benim sipariş ettiğimde, TL olarak 33 liraya denk geliyor. Bunun yanında plastik ayaklar var. Bununla birlikte gelen böyle saçma sapan küçük şöyle şöyle ayakları var. O ayakları şurada bir ray var şöyle ufaktan. Şurada. Arada şöyle bir kanal var. Karşı tarafta da var bu kanal. O kanala böyle geçiriyorsunuz. Kanala bu şekilde geçiyor. Altından da vidalıyorsunuz. Ben denedim. Vidayı farımızın bu şurasına vidaladım. Ama vidaladıktan sonra vidanın kafası o anda koptu. Ne işime yaradı ne de bir şeye yaradı. Ve plastiği de çok kötü yani, o şu aradaki yola geçen plastik. O yüzden ben de kendimce bir çözüm buldum. Yapıştırmaya kalktım. Ya, silikon neticede tutmuyor. Tutsa da zaten bu alt taraf boyalı. Boyalı olan kısım boyayı tutacak. E boya bu sefer boyayla birlikte gelecek. Yani her halükarda düşecek. En temizi, en verimlisi telle bağlamak oldu. Ne yaptık? Bunu istediğimiz konumu şekillendirdik. İstediğimiz konuma getirdik. Ben bu şekilde istedim. Ve bunun boyu 60 santim. 60 santim bir uzunluğu var. Beyaz renkte. Bunun hem beyaz hem turuncu olanları da var. Sinyal verirken turuncu yanıp yanıp söner yani. O şekilde de bir montaj yapabilirsiniz. O da çok güzel bir görüntü elde edebilir. Ama ben onu almak istemedim. Bu şekilde aldım. Her neyse. Bunu bu şekilde konumlandırdım. Sonra şuradan bir delik deldim. Bu deliği de iğneyi ısıtıp çakmakla buradan zorladım. Karşı taraftan çıktı. Tek delikte şu ince bir telle bunu buraya bağladım. Çok sıktırmıyorsunuz. Sıktırmayın. Sıktırırsanız bu belli bir müddetten sonra neticede silikon bir malzeme. Silikonu yarar. Şey, ondan sonra da bağladığınız bir manası kalmaz. Kopartır yani. Daha sonra bir de buradan montaj yaptım. Burada da bu kısmı deldim. Yine telle bağladım. Ve bir de şurada var. Şurada. 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 Ve en başta. Geri kalana dokunmadım. Yani şurada şöyle bir sallantı var ama bu farın camı buraya böyle biraz baskı uyguluyor. Ve şuraya da baskı uyguluyor farın camı. O yüzden pek bir sallanmaya da her hareket edeceğini düşünmüyorum. Güzel oldu bu şekilde. Yerine taktık. Farklı bir malzeme olmadığı için farklı bir şekilde takabilmeniz de mümkün değil. O yüzden direkt yerine kendi direktman giriyor. Ayaklarını, şuradaki ayaklarını, şu üç ayağı, pardon dört ayağı şurada da var. Bu dört ayağı buradaki raya, boşluğa oturtuyorsunuz. Zaten yerini buluyor. Yani bulursunuz. Çok bir şey değil. Camını takmadım. Bağlantı uçlarını göstereceğim. Bunun bağlantı ucunu, tüpletimizin bağlantısını. Bunun artı ve eksi uçları var. Beyaz olan artı, siyah olan eksi. 12 voltta çalıştığı için herhangi bir şeye gerek yok. Normal şerit led gibi yani içerisinde. Sadece yüzeyinde bir silikon kaplı olduğu için daha bir hoş bir görünüm elde ediyor. Bunun bağlantısını da bu kabloyu, evet, şey de demeyi unuttum size. Bunun kablosunu da geçirmek için şuradan bir delik deldim. Ve önden hiçbir şekilde gözükmeyecek şekilde hemen aşağıdan sarkıttım. Bu kabloyu şuradan boşluktan içeri doğru atın. Zaten gözükmeyecektir. Şu kısım görünmüyor zaten. Hiçbir şekilde bu kısmı görünmüyorsunuz. Yani bu kısım tamponun içinde kalacağı için pek bir önemi yok. Buradan içeri atıyorsunuz. Bunu şuradan alıyorsunuz. Şuradan geliyor. Şöyle uzatın. Geldi. Buradan geliyor. Şimdi bağlantısını şuradaki kahverengi ve burada gri gözüküyor ama bilmiyorum, size farklı olabilir. Buradaki durum şu.
Bunun hangisi artıydı? Beyaz olan artıydı. Parklara bağlayacağız. Park lambaları açıldığında yanmasını istiyorsak eğer. Burada parklara bağlamak için bu soket de şurada zaten. Park soketi de burada olduğu için. Parklarda da kahverengi büyük ihtimal eksi. Şu da artı. Buna bağlıyoruz bu ikisini. Eksi ve artı şeklinde. Burada da eksi ve artı şeklinde. Buna ek de yapabilirsiniz. Yani zaten ben iptal etmek istiyorum. Tamamen kesip de bağlayabilirsiniz. Bunu bağlayıp bantlıyorsunuz. Bantlayın. Kabloyu içine atın. Yani çok bir önemi yok. Ama dikkat edin. Çünkü malzeme ısınıyor. Yani şu reflektörler ısınıyordur. Ama mercek takacağım için benim pek ısınmayacak. Merceği taktığımda pek ısınmayacağını düşündüğüm için pek beni önemsemiyorum. Ama kabloyu şu kısma değdirmeden içeride muhafaza etmenizi tavsiye ederim. Evet, AliExpress'ten almış olduğum mercek bu şekilde. Buradan fara takacağımız kısım ve sıkıştıracağımız kısım. Bu bir xenon özelliği olduğu için bir xenonlarda uzun ve kısa bir arada oluyor. Burada da bir role var. Bu role uzun ve kısayı bir arada yapmak için sağlıyor. Bu farlarda şöyle bir çizgi var. O çizgiyi sağlayan bir metal parça var. Tam şu arada. Hareketli bir parça bu. Bu rolenin artı ve eksi uçları. Bunları uzun fara bağlıyoruz. Artı ve eksisini bularaktan. Uzun fara bağladığımızda selektör ya da uzunları açtığımız anda bu role buradaki metal parçayı çekiyor ve ışığı da yukarıya da açıyor. Yani yukarıya da veriyor. O önündeki o çizgiyi sağlayan o metal parça bu. Bu aşağı indiği zaman ışık daha da çok yayılıyor ve selektör yapmış gibi oluyorsunuz. Ama ben bunu yapacağım ama uzunlara da far takmayı düşünüyorum. Çünkü bunun çok etkili olacağını zannetmiyorum. Kutu içerisinden de kapak da çıkıyor. Bunu bu şekilde monte ediyorsunuz. Güzel bir görünüm oluyor. Farın içinde daha şey duruyor böyle. Orijinalmiş gibi duruyor. Ama bak bunu bu şekilde taktığınız zaman şuralarda bir boşluklar kalıyor. Bir ışık oradan çıkacak dışarı, yani ışık kaybına neden olacağını düşündüğüm için ben şöyle bir alüminyum folyo yaptım. 2'ye 3'e katladım. Ve tam buraya denk gelecek şekilde şöylece kapattım. Böylece oradaki o ışığı içeriye hapsetmiş olduğunu düşünüyorum. Bunu böyle yapıyorum. Sizin de yapmanızı tavsiye ederim. Bu kapağında burada 4 tane vidası yerleri var. Şu iki vida birbirine yakın. Şunlar birbirine uzak. Ona göre buradan vidasını buluyorsunuz. Şu ikisi birbirine yakın. Vidalar kutu içerisinden geliyor ve kutu içerisinde şöyle bir değişik diğer ampul çeşitlerini takabilmek için parçalar da geliyor. Daha doğrusu bu mercek geldiği zaman şu şekildeydi. Şu parça üzerinde takılıydı. Şöyle göstereyim. Şu parça şuraya şu şekilde montajlıydı. Bir 3 tane vidası var. O da bunun içerisinde şu anda. Ben bunu söktüm. Şu işime yaramayacağını düşünüyorum. Şu an hazır. Hazır halde. Evet. Bunu güzelce sileceksiniz, temizleyeceksiniz. Hatta şunu takmadan merceğe sökün, merceğin alt kısmını da temizleyin. Çok daha net bir ışık almanız için. Ben acele edip hemen göstermek için onları yapmadım. Ama siz yapın. Mercek de sökülebilir yani. Gördüğünüz bütün vidalar sökebilirsiniz. Korkmayın. Hiçbir şey olmaz yani. Söktüğünüz gibi geri takabilirsiniz.
Şimdi de bunun fara montajını yapalım. Öncelikle bunu çıkartıyoruz. Kısalara, yani buralara takacağımız için buradan direktman geçiriyoruz. Herhangi bir işlem yapmadan. Geçirdik. Vidayla buradan sıkıyoruz. Şurada sivri kısım alta gelecek. Yani farın alt kısmına gelecek. Bu şekilde doğru takmış oluyoruz. İyice sıkın. Evet, farda yani merceğe döndürerek de bu işlemi yapabilirsiniz. Ben yaptım. Peki bir şey unuttuk. Neyi unuttuk? Şunu. Bunun buradan kesiyoruz. Hemen keseyim. Yan keskinle. Bunu arkadaşlar şuradan herhangi bir yerden delik delip geçireceksiniz. Yani şuradan farın merceğin altında kalacak bir yerden delip geçirin. Hatta buna da alüminyum folyo sarabilirsiniz. Bunu da buradan geçirdikten sonra onun uçlarını uzun fara getiriyorsunuz buraya. Buradan artı ve eksi uçları bulup büyük ihtimal artı uç beyaz olan. Beyaz olana kırmızıyı, buradaki kırmızıyı, kahverengi de siyah olduğu için kahverengi de siyah yapabilirsiniz. Ama ben buradaki bu beyazı artı kahverengiyi eksi olarak söylüyorum ama bu doğru olmayabilir. O yüzden deneyip görmek lazım bunu. Şu an arabanın üzerinde takılı olmadığı için bilemiyorum ben. Sistem bu şekilde. Buradan lambamızı takacağız ama bu mercekte xenon takmanız gerekiyor. Çünkü delik çok küçük. Halojen lamba falan takamıyorsunuz. Xenonu takıyorsunuz buradan. Xenonun arkasına da bunu bastırarak ayaklarına geçireceksiniz. Ama bu çok önde olduğu için şu telle biraz oynamanız gerekiyor. İşte büküp eğip bir şekilde onu halledersiniz. Oradan sonrasında bunu bu şekilde ayaklarını oturtuyorsunuz. Ve montajını yapıyorsunuz. Merceğiniz de çalışır bir durumda olmuş oluyor. Gel gelelim farın camını kapatmaya. Önce bir şunu çıkartalım. Farın camına bu parçayı takıyorsunuz. Şöyle. Bu şekilde taktınız. Şuradan düzeltin falan. Evet, bunu taktınız. Şunu görmezden farz edin. Şunu da bağladığımızı düşünün. Şu şekilde. Zaten bu aradan falan gidiyor burada. Şurada içeriden bağlantı oluyor. Silikonu alıyorsunuz. Silikonu şu arayı sıkıyorsunuz ama bu araya sıkmadan önce bu arayı iyice bir temizlemeniz gerekiyor. Ben temizledim bu arayı. Nasıl temizleyeceğim derseniz de ısıtıyorsunuz bu araları. Burada silikon kalıntıları olacak. Bu silikon kalıntılarını ısıtarak böyle şöyle 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 yapıp yapıp
Çekip çekip çıkartıyorsunuz. Böyle sakız bir kıvamını alıyor. Çok ısıtırsanız yumuşacık olur. Böyle sündüre sündüre çıkartırsınız. Dikkat edin buralara falan bulaştırmayın. Bulaştığı zaman çıkmıyor. Şuraya biraz bulaşmış mesela. Çıkmıyor böyle bir şey yani. İllet bir şey. Silikon zaten Dyson kullanmanızı tavsiye ederim. En iyi silikon o. Dyson siyah silikon. Buraya sıkın. Böyle bol arka sıkmayın da. Şu arayı tamamen doldurun. Şöyle incecik bir silikon şu şekilde etrafına. Sıkın doldurun silikonla. Daha sonra bunu işte bağlantı uçlarını falan taktığınızı düşünüyorum. Farz edin. Yani bağlantı uçlarını yapmadan bunu yaparsanız olmaz yani. Bağlantı uçlarınızı da yaptınız. Sonracıma böyle kapatıyorsunuz. Şurada ayaklar var. Bunları da böyle bastırarak geçiriyorsunuz. Bunlardan 4 tane var. Burada, burada ve burada. Dördünü de geçirip buna bir güzel şöyle bir bant atıyorsunuz. Size önerdiğim bant kağıt bant. Bu da olur, kalını da olur. Böyle 3-4 kat bant atın böyle kenarlarından, şuralarından. Sonra her ayaklarını takın. Şu araları iyi geçirin. Şöyle şuralara oturtun. İyice bastıra bastıra oturtun. Sonra ben şu an kapatmış gibi yapıyorum. Açması tekrar zor olduğu için kapatmak da istemiyorum aslında. Ama kapanmış hali bu. Bu şekilde olacak farlarınız. Ama dediğim gibi merceğin şeyine dikkat edin. Şu kısım aşağı gelecek. Şu sivri kısım aşağı gelecek. Yoksa ters takmış olursunuz. Gökyüzüne doğru aydınlatır artık. Böyle yaptınız. Sonra bantlıyorsunuz. Nasıl bantlıyorsunuz? Buradan böyle gerdire gerdire. Şöyle sıkın hatta. Sıkın iki şeyi. Böyle buradan 3-4 tur ata ata bantlayın. Ben şu an silikon yapmadım. Size sadece göstermek amaçlı yaptığım için yapmıyorum. Mercekleriniz hazır. Benim duyduğuma göre mercek geçmiyormuş muayeneden. Ben o yüzden muayeneden geçtikten sonra bu farlarımı takmayı düşünüyorum. Görüntü çok güzel oldu. Hoş bir görüntü var yani. Biraz daha mercek içeri doğru girmiş olsa daha güzel bir görüntü olurdu. Aslında onu da yapabiliriz.